Nuray Karaca konusuyla karşımızda olacak. 31 Mayıs 2022 tarihinde biz bu yayın aracılığıyla sevgili Nuray'ı tanıdık. Çünkü Nuray'ın eşi başka bir kadını kaçırmıştı. Ve o ilişkide maalesef ki Nuray eşi evden ayrılırken, Ali evden ayrılırken evdeki tüm eşyaları, çocuğunun bisikletini, her şeyini satmıştı. Tam deyim, yani tam anlamıyla Nuray çocuklarıyla beraber sokakta kalmıştı. Caner, sendeyiz. Evet Esra Hanım, şu anda Çayırova'dayız. Nuray abla eşinden boşandıktan sonra gidecek bir yuvası yoktu. Sizin de dediğiniz gibi eşi, tüm eşyaları ve çocuğun bisikletine kadar her şeyi satmıştı. Sizden tek isteği oğluyla birlikte kalabilecek bir yuvaydı. Sizin sayenizde ve seyircilerimizin sayesinde birazdan Nuray abla yuvasına kavuşacak. Hazırlıklar bitti. Ekibimizden Nuray abla da bizi içeride bekliyor. Nuray abla evini ilk defa görecek. Heyecanlı mısın Nuray abla? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Nuray'cığım, hoş geldin yayına. İstediğin gibi bir ev oldu, onu söyleyeyim. Evet. Bu arada Nuray gerçek... Hoş bulduk. Nuray hiçbir şey söylemedi. Bana destek olun, yardım edin bile demedi. Yani bu hikayenin içerisinde Nuray'ın yaşadıklarını görünce... Esra Erol da seyircisi aslında Nuray'a kayıtsız kalmadı. Önce Nuray'ın konusuyla ilgili bir hatırlatma ekrana geliyor. Ardından da Nuray çocuklarıyla beraber yaşayacağı o eve biraz sonra canlı yayında... ilk adımı atacak. İstanbul Serdar sosyal medyada kullandığı sahte adı. Niye kaçırdınız Şengül Hanım'ı? Sevdim, kaçırdım. Eşiniz burada, Nuray Hanım. Çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok, buzdolabı yok, soba yok. Hurdacıya 450 milyona verdi. 400 TL'ye değdim eşyaları satmaya. Evdeki eşyaları, çocuğunun bisikletini sattı. Çocuğum hala bisikleti aklında ya, bir kere binmedim diyor. Ona niye bunu yaptın ya? Elektrikleri bile kesildi. Bak ev karanlık. Bak, şu an karanlıkta mı oturuyorsun? Evet, üçkağıtçı, dolandırıcı, sahtekar. Bu adam... Beni bırakır mısın? Bu diklenme nedir ya? El alemin karısını kaçırırken adamın karşısında pişmiş kelle gibi oturuyorsun. Senin gücün çamaşır makinesini, buzdolabını sattığın bu kadına mı yetiyor? Evet. Evi geçindiren, çocuğuna bakan. Zaten boşanmamız var. İnşallah. Allah İnşallah. Nasip amin. Cümlemiz. Her gece nasip etsin. Çifte tellimizi atacağız. Bu olay burada kapanacak. Yarın çifte tellim var yani. Son gülen iyi güler. Cehennemi cennete çevirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız ben böyle olmasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu arada... Nuray, sana büyük bir sürprizim var. Nuray ve Ali Yıldırım anlaşmalı olarak boşandılar. Esra Hanım, çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde ben bu beladan kurtuldum. Nuraycığım, sana yüzlerce sürprizim var. Hüseyin ve Hanife Güçlü çifti, o çocuğa o bisikleti ben vereyim dedi. Bisikletimiz burada. Bu arada sevgili arkadaşım Banu Akdeniz evin tüm beyaz eşyalarını... alıyor. Çok sayıda destek ve yardım telefonu var. Bir seyircimiz var, Ayhan Bey. Nuray Hanım'ın koltuk takımını, bisikletinin kirasını tarif etti. Kardeşime istediği her şeyi yapmaya razıyım. Nuray Hanım çocuğunun eğitim masraflarını üstlenecek. Ay, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen çocuğunla mutlu ol. Gerçekten bazen her şerde bir hayır vardır sözünün. Yani yaşanmış hali. Halil Bey karısı kayıp diye programa gelmese, bu başvuruda bulunmasa Nuray'ın bu mağduriyeti ortaya çıkmayacaktı. Nuray'ın yaşadıklarını hiç kimse duymayacaktı. Belki de o kendi çaresizliğinde yaşayıp gidecekti. Ama bugün onun için çok güzel bir gün. Öncelikle programda onu o kadar çektiren maddi ve manevi anlamda hep mağduriyet yaşayan eşi Ali'den... boşandı. Hem de anlaşmalı bir şekilde boşandı. Artık özgür bir kadın. Kendini çocuklarına adamış bir kadın. Ve şimdi bu yayın aracılığıyla Esra Erol da seyircisiyle beraber evine ilk adımı atacak. Ben hazırım. Caner. Ve çok heyecanlıyım. Esra Hanım, eve girmeden önce size... Biz de çok heyecanlıyız. Eve girmeden önce size evin bahçesini göstermek istiyorum. Tabii. İzin verirseniz. Nuray abla, burası gördüğün gibi... Harika bir yer. Esra Hanım, cennetten bir köşe gibi. Ay. Bahçesi burası, tüm meyve ağaçları var. Erik ağacı da var burada. Eğer aşerenler varsa kusura bakmasın. Eriği göstereceğim ama. Esra Hanım, görüyorsunuz erik ağacı, elma ağacı, kiraz ağacı. Her ağaç var işte. İncir ağacı. Artık bahçe çok güzel. Evin içi bahçeden daha güzel. Cenel, Nuray abla sana bayağı oraya bir çadır falan bir şey kursun. Ben zaten bugün sezon finali yapacağız Esra Hanım. Nuray abla da izin verirse ben çadırımı alıp burada bir ay geçirmek istiyorum. İzin var mı Nuray abla? Var, tabii ki, buyurun gelin.
Evet, biz giriyoruz Esra Hanım, izin verirseniz Nuray. Nuray, abla. Önce Nuraycığım. Hazır mısın? Efendim, hazırım. Ne hissediyorsun? Çok da heyecanlıyım. Çok da heyecanlısın. İyi hissediyorum kendini, aynen çok iyi hissediyorum kendimi. Hayatında hiç tanımadığın insanlar senin acına, senin derdine ortak oldular. Sana destek oldular, onlara bir kere daha huzurlarınızda evet. Çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada çok, sevgili Banu Akdeniz'e, çok Almanya'dan İnci Necah Kıraha, İsviçre'den Ahmet Tatarlara, Bursa'dan Murat Kurnaz'a, İstanbul'dan Erdinç Tekin'e, Gebze'den Hamit Mertoğlu'na bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve Nuray, artık ev senin. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve kapının kilidini çevirelim. Esra Hanım, bir Nuray da, bizim ekibimizden bir Nuray da içeride bizi bekliyor. Nuray abla bu süreçte tüm eşyaların seçiminde, yerleşiminde bizlere yardım etti. Sana da sürpriz olsun diye Nuray abla seni içeride bekliyor. Kapıyı sen çal abla. Ben geriye kaçayım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle beklemiyordum gerçekten. Evet. Şöyle salona da bakalım istiyorsan. Geç ablacığım. Bir evi gezebilir. Ay. Gel Nuray abla. Çok güzel Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir kere değil, Allah bin kere Allah razı olsun sizden. Hayatımı değiştirdiniz, beni kurtardınız. Çok sağ olun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama ben çok de bu heyecanlıyım. Bu hayatta şuna inanıyorum. Bir kadının yaşamına dokunduğunuzda aslında toplumu dönüştürüp değiştiriyorsunuz. Çünkü toplumu gerçekten değiştiren ve şekillendiren, o çocukları yetiştiren anneler, onlar ne kadar güçlü, ne kadar iyi olurlarsa bu toplum o kadar da güzelleşecek. Bunu sadece senin için değil, gelecek için yetiştirdiğin çocukların adına da yapıyorum Nuray. Bu hayat senin, inşallah bundan sonra mutlu olursun. Çünkü sen de her insan gibi bu mutluluğu fazlasıyla İnşallah. Hak ediyorsun. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oturabilirsin koltuklarına. Çok, çok şık duruyor ev. Vallahi bayıldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Burası her gün işten gelir ve bir fırsat... kere değil bin kere Allah razı olsun. Fırsat bulursan her gün programı izleyeceğin yer. Hayatımı değiştirdiniz. Tabii ki. Hayatımı değiştirdiniz. Beni diğer odalara bir beladan da gidelim. Kurtardınız gerçekten. Ay. Tabii ki. Evet, burası da çocuğun odası Nuray abla. Ay. Çok bisikleti güzel. De burada. Yeni bir bisikleti var. De burada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her şey çok güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada yataklarda bir şeyler gördüm. Bana destek eden herkesten çok teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere Allah razı olsun. Vallahi ben koydurmadım. Çocuklardan her biri şey Beşiktaş'ta çok güzel o olmuş. Yüzden. Burası yavruların evet. Odası. Oğlum Beşiktaşlı. Evet, yavruların odası. Akşamları yatarsınız, evet, dertleşirsiniz, konuşursunuz. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Başka neresi var? Ben de bayılırım bu arada ev görmeye. Yatak odası burası. Geç geçeceğimiz. Buyurun. Burası da çok güzel olmuş. Ali çok süper. Çok
Süper olmuş. Beğendin mi? Evet, çok beğendim Nuray Hanım. Güle güle otur hayatım. Çok sağ olun. Bundan sonrası sana ait artık. Çok sağ olun. Hayatına. Nuray, Allah aşkına Ali şu anda görüyorsa ne yapıyordur? Güle güle otur. Tırnaklarını mı yiyordur acaba? Tamam, aslında size bir sürprizimiz vardı. Evet. Ama velakin yetiştiremedik. Mustafa Bey'imiz vardı. Bir çalışanı hastalanmış. Onun yanında kusura bakmayın dediler. Sizlere selamlarını iletti. Aleyküm selam. İşi benden evet. Dedi. Tamam canım, evet, bir işi bulduk. Evet, işe de giriyor. Şimdi biz de o kadar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne iş Allah yapacak? Razı olsun. Detayları verir misiniz? Şeyim dört dörtlük olmuş. Ne iş yapacak Nuray Hanım? Valla catering firmasında çalışmasını evet. Söyledik. Beraber gitmiştik daha önce, bir ay evet, olmadı, 15 gün oldu pardon. Aynen. Öyle yani, ama Mustafa Bey gelemedi, irtibat halindeyiz sürekli. Geçmiş olsun diyorum buradan da çalışanlar. Ben de geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Patrona buradan sevgiler gönderiyoruz. Nuray Hanım bir catering firmasında evet, işe de başlıyor. Evi de hazır, işi de hazır. Ve burası bir kadının asıl yuvası. Evet, çok güzel. Çok güzel olmuş. Süper. Çok beğendim gerçekten. Burası da o güzel yemeklerini yapacağın mutfağın. Evet. 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 Tamam. Cemal, evet Esra Hanım, burası da yemekler evet. Orada yapılacak. Evet Esra Hanım, yemekler orada yapılacak. Yemekten sonra da burası da yemek salonu diyelim. Yemekler burada oğullarıyla birlikte, misafirlikle birlikte burada yemeklerini yiyecekler. Ev gerçekten çok güzel. Bahçeyi de az önce gösterdik. Tüm meyveler var. Çocuklar meyvelerden de nasiplenecek Nuray abla. Evet, onlar da meyve yiyecekler. Ve ya benim Caner, aklım Esra Hanım meyvelerde Caner, kaldı. Caner ben... bir saniye ya bak hani. Buyurun Esra Hanım. Ev muazzam olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık. Nuray ablaya da çok teşekkür ediyorum. Çok. Öncelikle destek olan, yardımsever tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ama senin o meyvelere takman nedir ya? Meyveler de çok güzel Esra Hanım, bir şey gösterebilir miyim size? Bir şey gösterebilir miyim? Göster. Eriğimi yanımda taşıyorum. Ben de telefonda... Ama size bir şey söyleyeyim Esra Hanım, kiraz ağacı var. Nasıl bir kiraz ağacıysa, pembe kiraz herhalde, tadı muhteşem. Size buradan getireceğim. Geçen sene de final gününde işteydik. Zar zor yetiştik. Biz gelmeden kameramanım Şükrü'yle biz gelmeden Esra Hanım yayını bitirmeyin. Bir 15 dakika uzatın. Biz yetişelim. Nuray abla da bugün zaten Hollywood yıldızları gibi olmuş. Mutlaka sezon finalinde olması lazım. Ay evet, yetişmek onlar lazım. Şimdi siz bu arada bu durumda gurbette mi oluyorsunuz? Yetişmeye çalışacağız inşallah. Gurbette mi oluyorsunuz şu anda? Gebze'deyiz, aynen gurbetteyiz. Köye geldik Esra Hanım. Tabii. Gurbete geldik. Bu arada Nuray Caner, abla misin? Şunu da söyleyeyim. Heh, şimdi tamam. Sezon finali, sezon başı hiç fark etmiyor yani hani... İş ve çekim neredeyse ekip her zaman orada oluyor. Evet. Ama tabii sezon finali de tüm ekip arkadaşlarım için o kadar kıymetli ki herkes burada olmak istiyor. Bir türlü onlara hep ekranda olmayı nasip etti. Yine ekrandasın. Nasıl hissediyorsun kendini? Esra Hanım vallahi yoğun bir sezon geçti. Ama birçok yüreklere dokunduk. Sizin sayenizde birçok kişiye... Yardımlar edildi. Çok mutluyuz. Tam konuşamıyorum, yine heyecan bastı. Ama o sezon finali resminde olmam lazım Esra Hanım ya. Ağlıyor. Serin Stone. Serin Stone. Peki şey yaparız, Photoshop'la koyarız seni sezon finali resmini. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz hemen gidelim. Caner. Photoshop olmaz Esra Hanım. Bir sezon finalinde el sallamak istiyorum orada. Ay çocuğun isteğini arzu... Geçen ama benim uğrum orası. Sezon bir şey finalinde söyleyeceğim. Benim uğrum. Geçen sene Manisa'da mıydın? Manisa'da saçı kesilmişti ya. Geçen sene hayır. Saçım kesilmişti. Şapkalı dolaşmıştım. İnsan içine çıkamıyordum. Final gününde açacağız dedik. İstanbul'da bir yerdeydik. Ama nasıl yetiştik? Son 15 dakika kala geldim. Sezon finalini peki, açmıştık. Peki Gevze'den buraya ne kadar veriyor? En kötü... Şu an 50 dakika veriyor. Şu an bitirirsek... Bir 10 dakika sonra bitirirsek 2 saat daha önce geliriz. Ay bir de Esra Hanım, kameraman arkadaşım Şükrü'yü size göstermek istiyorum. Çok sevinirim ya, bizim görünmez Şükrü, kameraman arkadaşlarım var. Lütfen Şükrü'yü Şükrü de gösterin. Şükrü, hem kameraman. Bir görmek istiyor ama lütfen Esra. Evet Şükrü, bana, düşürmem mikrofonu da uzat Şükrü'ye. Düşürme. Ben de dedim ki Nuray abla da bugün hani Şükrü. Yemek yerler. Şükrü, oğlum ne yapıyorsun?
Esra Hanım, kısa tutalım Eren bu kaza çıkabilir. Şimdi sizi Şükrü'yü tanıştırayım. Nasıl Şükrü İstanbul'a... Nasıl hiç bilmiyorum. Bir dakika. Vallahi. Şükrü İstanbul'a, Caner, Özkan falan gelemiyorlar. Hep yollarda hayatları. Şükrücüğüm. Aynısı. Bugün aynen. Sezon finali. Kaç yıldır Esra Erol'da programında çalışıyorsun? 6. 6. yılı bitirdim Allah izin verirse. 7. sezona. Ve ilk kez seni seyircilerimiz İnşallah görüyorlar. Allah izin verirse yeni sezonda da beraberiz. Anıların var mı? Bazda gelmiş gelme üstüme. Bir dakika anılar... Hanım çok ya çok. Vallahi hangi... Ha birinde saldırıya uğramıştım evet. İki defa da birini boş ver. Birini saymıyorum. Kaçmıştım birinde onu saymıyorum. Peki kamerayı bırakıp mı kaçtın? Şimdi kamera namus çünkü. Anlatır mısın? Kameralı, şimdi? Malzemeyi bırakmam. Bir kameramanın kamerası namusudur, o yüzden hayatta bırakmam. Ya. Aynen, bırakma. Biz böyle öğrendik ustalarımızdan gerçekten. Yorucu mu program Şükrü? Duymuyorum ki. Yorucu mu? Program yorucu ama güzel. Yeni yerler görüyoruz, yeni memleketler görüyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Güzel. Hepsinden bir ders alıyorum ben ama. Gittiğim her yerden bir ders alıyorum. Peki Esra Erol'da programından aldığın en önemli ders? Esra Erol programından en büyük ders ne? Vallahi Esra Hanım ben buradan şunu öğrendim. Kimseyi kınamayacaksın. Yani herkesin başına her şey gelebilir. O yüzden Allah herkes doğru yolu göstersin. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bak sınanmadın. Günahla masum sayma kendini. Ya... Şükrücüğüm, emeklerine sağlık. Yol arkadaşların için çok teşekkür ederim. Bizim işteki en önemli şey... Ben de sizle çalışmak için... Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de kendim adıma sağ olun, var olun. Yeni sezonda inşallah görüşürüz. Görüşürüz. Güzel tatil yapın. Benim için en önemli şey... Ben şimdi disiplinliyimdir de... bir işi teslim ettiğimde arkama bakmayacağım. Bir arkaya bakıyorsam zaten o insana güvenmiyorum demektir. En önemlisi çalışma arkadaşlarımda o işi teslim edebilme cesaretin... Hani o gücü bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Caner'e de Nuray ablaya da bitti mi? Gittiler mi? Bu kadar... Yola çıkar o şimdi. Nuray Hanımcığım, sevgili Nuray ablacığım... Güzel evinde sana çocuklarınla beraber... Hak ettiğin bir hayatı yaşamanı diliyorum. Evin hep bereketli olsun. Sofralarında hep dostların olsun. İçsel mutluluğun da olsun. Çocukların bu topluma faydalı bireyler olsun. Senden bir kadın ve anne olarak tek isteğim de bu. Sana o... Çok sağ olun. Zorlu hayatından yaşadığın hayat nasip oldu ki hepimizin görmesini sağladı. Yeni bir hayata başlıyorsun. Yolun açık olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Öpüyorum seni. Nuray Hanım'ın hayatı, yeni hayatı başlıyor. Ben de sizi öpüyorum. Allah'a emanet ol. Çok evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, Caner. Çok sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Caner, hadi efendim, yola, Hanım. Hadi yola Esra çıkın. Bekliyorum. Saat tutar mısınız? Ne? Saat tutar mısınız? 6'yı çeyrek geçe oradayız. Bir saniye, hızlı gelmeyin. 6.30'da hızlı kullanamıyoruz. Bak. Nuray abla korkuyor. Ya. Tamam, ben de hiç hoşlanmam biliyorsun hızdan. Kaçta? 17? Ya. 15... Şu an tamam. Kaç saat? Hızlı gelmiyorsunuz, çeyrek yavaş geçiyor. Gelin. 6 çeyrekte oradayız inşallah, Allah'ın izniyle. Hadi bekliyoruz, Allah'a emanet olun, gelin.